efradı bulunuyor. Şimdi bugün senin söylediğin çok ilgimi çekti. Geylani Hazretleri tavuğu diriltti. İnsanı değil. Ha ismine bazar ama ben öyle biliyorum yani. Tavuğu, ölü tavuğu diriltmiş, pişmiş Allah'ın izniyle. İsa Aleyhisselam insanı diriltmiş. Çok tuhafınız... Hasan abi. Ha efendim abi. Bu üstadın o Mustafa Şeh'e gittiğinde çocuk hani ata basıyor, at çocuğa basıyor ya. Ölüyor değil mi o çocuk? O çocuk ölüyor. Onu söyledi bugün doktor, Süleyman doktoru. O ölü diriliyor, ölüyor çocuk. Bakıyorlar öldü. Aptal değiller ki, sen öldürdün dediler. Dur ben de attan ineyim, ondan sonra bana kısas yaparsınız dedi. İşte bir sebep işte. Gitti soğuk suya sokuyor. Soğuk suya sokmayla ölü mü dirilir? Ölü diriliyor. İsa Aleyhisselam amaların gözünü açtı. Hasta şeyde şefkat tokatlarında mı geçiyordu? Bir kadın, ama kadın değil mi? Gözü kapandı. Ustadan dua istedi. Gözü açıldı diyor. 3 gün sonra kapandı diyor. 40 gün sonra vefat etti diyor. Demek ki Allah onu ama alacak ki diyor. Cennetin daha uzak bağlarını görsün diye. Ama amanın gözü açıldı mı? Açıldı. Ayrıca hastalık nedir biliyor musunuz onu? Nasıl? Alacağım hastalık diyordu. Kulunç hastalığı. Yok yok ne kulunç ya sen bir şey ver sözleri. Ne kulunçu ya? Sen hastalığı demiyor musun? Ustadın değil. İsa Aleyhisselam sözleri versene. Mehmet ya. Alacak hastalık. Nedir alacak hastalık? Alacak hastalık nedir? Cilt hastalığı abi. Cilt hastalığı mı? Ben öyle biliyorum abi. Sedef hastalığı oluyor Hasan abi. Sedef nedir Ulusoy? Cilt hastalığı. Cilt. Cilt hastalığı sedef ama şeyde fıtrattan diye çıkmış bir şekle dönüşmüş. Tamam böyle bir hastalık. Şimdi bunu da yapıyor Risale-i Nur ve cemaate baktığınız zaman Nur talebeleri imtiyazlı bir simaya sahip toplumda. Simadan bahsediyorum, maddi simadan bahsediyorum. Sima. Hikmet'im geldin mi? 30 oldu. Şimdi ben bitireyim. Geldim abi. İsa Aleyhisselam'ın Barla'da şeyi var ya, aa diyor şeyi geldi diyor, vekili geldi diyor. İsa Aleyhisselam bir, körleri gözünü açıyordu. Ustad da kadının gözünü açtı. Allah'ın izniyle bunlar. Alacak hastalığı, cilt hastalığı vesaire, onu Allah muhafaza, batının dişe vuruşundaki var ya, zaaf iman, onu düzeltiyor. Yani etrafını. Ölüyü de o Mustafa Paşa'ydı değil mi? Van valisi. Paşa'ydı. Ne? Mustafa Paşa mıydı? Buyur abi. Tamamdır abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. 23. defa. Ey kimsesiz, garip, biçare hasta. Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet sana karşı en katı kalpleri dikkate getirirse ve nazar-ı şefkati cevk ederse, acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında kendini Er-Rahmanir-Rahim sıfatıyla bize takdim eden ve bir lem'ayı şefkatiyle umum yavrulara karşı umum valideleri o harika şefkatiyle terbiye ettiren ve her bir baharda bir cilve-i rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran ve ebedi bir hayattaki cennet bütün mehasiniyle bir cilve-i rahmeti olan senin Halik-i Rahim'ine iman ile intisabın
ve onu tanıyıp hastalığın lisan-ı aciziyle niyazım, elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın ve her şeye bedel onun nazar rahmetini sana celbeder. Madem o var, sana bakar, sana her şey var. Asıl gurbette kimsesizlikte kalan olur ki iman ve teslimiyetle ona intisap etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin. Oh. Evet. Bu da benim çalıştığım şeylerde, daha önceki derslerden aldığım notlarla da ilgili olarak ilk örnek vereceğim. Yani imanın hakikaten bizim intisap ettiğimiz, intisap olduğunu güzel bir şekilde başta açıklamış. Biz daha önceki derslerde gördüğümüz, şu anda da açıklarken, imanın içinde işte intisap, imanın nesebi, münasebet, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve alakadarlık, üçüncü olarak da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun Resulullah şeklinde bölmüş, parçalamış ve söylemiştik. Ve 14. lemadı da zaten bize şöyle denilmişti: hadsiz feza ve boş alemi, bütün şenlendiren, ışıklandıran, aynı zamanda içimizi de şenlendiren, ışıklandıran hakikaten rahmettir. Kaldı ki 114 defa Kur'an-ı Kerim'in başlarında, surelerin başlarında geçen Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman ve Rahim olan olduğunu Cenab-ı Hak bize açık açık ifade ediyor. Ve küçücük bir lemması bile anneleri ta ki aslanlara, tavuğu, köpeğe, iteğe, kurtağa atlatacak kadar böyle bir şefkatse, düşün, seni kendisine muhatap almış olan Cenab-ı Hak sana ne kadar Rahman ve Rahim olarak tecelli edecek, bil ve ona göre davran şeklinde bir anladım. Ve şöyle de 23. sözün 1. mefasında da öyle söylüyor. Buradaki aslında konulardan bir tanesi de hakikaten sanihine intisaptan olan, intisap en önemli konuydu, iman ile o bütün manidar nakışlar okunur, yani isimler okunur, esmalar okunur ve o mümin şuur ile okur ve okutur. Yani teslim, tevekkül ve merhamet böyle cebedilir deniliyor. Aslında bu hastalık değil, ben şöyle de düşündüm, musibetlerde de aynı şekilde. Sizin bundan bir ay önceki dersinizde ya da iki ay önceki dersinizde şöyle bir bahsetmiştiniz, hani bütün herkes karşı olduğu halde mahkemede herkesin bir şeyler söylediği, dostların bile bakmadığı bir şeyler söylediği dönemde oradaki kardeşim birisi size söylemiş ya, abi bunu yapan biliyor musun sen? O zaman dediniz ya, ışıklar saçıldı böyle, dünya aydınlandı, her yer kapkaranlıkken. O cümle neydi, o cümleyi hatırladın mı? Onu yapanı biliyor musun abi, seni tanıyor demişti. Yani bunlar hep senin bu sistemi, bu Kur'an, hapishane ve sana bu başına, evet, hep bunlar. Tanıdık birisi biliyor musun? Evet. Tanıdık birisi deyince o baskı vardı toplumsal. Korkunç günlerin, ayların getir baskı. Sanki tonlarca yük üzerimden kalktı. Bunlar hep tertip eden tanıdık birisi dedi. Ya. Evet. O örneği de vermek istedim. O zaman insanın işte rahmet, bu intisap etmek, yani hakikaten Cenab-ı Hakk'a intisap etmek, teslim olmak, tevekkül etmek, hem yani merhameti cezbediyor, hem de aynı zamanda bizim içimizde böyle güzel bir ışık, bende de çok oldu yani bu. Ben öyle bütün şeylerde öyle düşününce Allah'a çok şükür dedim, yani iyi ki o var. Yani bir de dedik ya, hep onu da geçenlerde yine sormuştum ben. İyi ki beraber değiliz abi. Herhalde sorularla boğardım ben sizi de. Yani belki bir sene birlikte yaşasak ne olurdu bilmiyorum yani. Ya benim tekme neredeyiz, git buradan diye. Neyse. Görüntünü Nihat, görüntü mahsurlu değil hocam, atsana Hikmet'in. Abi görüntü şeyin, burada telefonla konuşuyorum ama bilgisayar önümde. Tamam. Telefon başı. O yüzden bilgisayarımda yok bu program. İnşallah açarım. Allah nasip edersin. Tamam. Açacağım yine bir şeyde. Hani narı da hoştu, nuru da hoştu dedik ya. Yani orada da insan bir böyle eylem arıyordu. Hani biz diyoruz külle misibetin inna lillahi ve inna ilahi raciun diyoruz. Bu tabi insana bir teselli veriyor. Bir de eylem ne olacak diye. Yani şu dedim, ben de yine konuşmuştuk bunu. Kudretine istinad, hikmetine itimat. Yani onun kudretine istinad, kaderin her şeyi güzeldir dedik ya kaç defa. Hikmetine de mutlaka, bunda da bir hikmet vardır dedik.
ve ona itimat etmek gerektiğini düşününce elhamdülillah diyorsun. Bu intisap da insana çok rahatlık veriyor. Çünkü bazen insana hani deniliyor ya yedi düven karşısına dikiliyor diye. O zaman sen yani insan içinden dediği zaman oh Allah var yani. Demek ki bunu bilen işte seni tanıyan birisi yapıyor bunu. Dediği zaman, denildiği zaman, düşündüğün zaman insan elhamdülillah diyor. Yani o var. Gerisinin hiçbirinin önemi yok. Nerede olursan ol, istersen zindanda ol. Üstadın söylediği gibi. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu. Dur. Bu kadar da. Dur, dur. Sen öyle kulasa ettin de hemen gidemezsin. Beraber bak gidelim. Diyor ki hastalığınla beraber kimsesizlik. Bak bir hastalık var. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Korkunç bir şey bu. Kimsesiz. Yani hadislerin yuvarlak bütünsel içinde de söylesem, ahir zamanın fitnesinin insana en zulmetli bir karanlığın da diyor. Yani toplu söylüyorum o hadisi. Karabalık içinde olacakları halde yalnız olacaklar. Yalnızlık. Şimdi bir şey söyleyeyim, bir şey olur. Kelam-ı kibar olsun. Hani derler ya Hikmet'im, yalnızlık Allah'a mahsus. Evet. Duydun değil mi böyle bir şeyi? Evet. Allah bile ahbap, dost, habib yaratmış. Yani öyle deniliyor ama fiil öyle değil de. Allah Habibi var. Habibullah. Başka kim? İbrahim Aleyhisselam'a şey Halil. Halil peygamberimize Habibullah. Peki İsa Aleyhisselam'a Kelimullah. Yok. Kelimullah. Ruhullah. Musa Aleyhisselam Kelimullah. Şimdi Allah da dost yaratmış kendisine. Dostu var yani. Bak şimdi hastalığı mı? Şu kimsesizlik var ya. Ne sekeratta, ne kabirde, ne siratta, ne haşirde çekilecek dert değil. Üç, gurbet. Gurbet. Gurbet nedir? Efendim abi Hikmet'im. Ha senin zaten dersin. Yok sürdüm abi. Ha. Buyur buyur abi. Dinliyorum. Gurbet İsparta'dan Barla değil. Bu dar-ı dünya. Teselli, medar-ı tesellilerim diyor. Bak dersin ortasında şöyle dedi. Hikmetine itimat. Hikmetine, kudretine istinat. Neyi getirir? Yani veya bu neyin sonucudur bu? Teslim ve tevekkülün. Yani tamam. Şimdi gurbet. Hastalık var. Kimsesizlik var. Sonra gurbetteyiz. Ya ne acayip şeyler sarmış bizi, sarmalamış ya. Gel de ayakta dur ha. Eşin gel de ayakta dur hadi bu dünyada. Her an hocam değil mi sağan senin kalp. Pişt, 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 pişt. Tamam da nereye gidiyorsun ya? Ölümü bayılmak mı zannettin? Nereye gidiyorsun? Şimdi koronaya karşı ilk günden beri, ta ilk gün, o zaman küçük çekmecedeydim. Hep böyle aman ha, korkma, rahat ol, teslim ol, tevekkül et. Neyse kimse bak hastalıkla beraber, bak ne ekleniyor? Hastanedesin korona diyelim veya evde. Kimsesiz. Kimsesiz derken evindeki aile efradı yok değil. Kalbi, ustad ne diyor eş için? Kadın için. Kadına bedensel demiyor. Kısmı sani olan kadın kalbi. Senin kalbine en yakın olan Allah'tır. Allah nazargâh ilahidir. Sonra kimdir? Onun tobe yani. Şunat-ı zatiyesinin en cami tecellisi olan kadının kalbidir. Ne var orada? Şunat-ı zatiyede şefkat-ı mukaddese. İşte o kimsesizlik onlarla gidiyor. Kalbine mukabil kalp var. Bak seni sevenler var. Gurbe. Mesela Hikmet
ben vefat etsem, sen vefat etsen ben inanıyorum ki Dima'da, Mecul grubunda bir hatimler olur değil mi? Bak kimsesiz değilsin. Elhamdülillah. Bak kimsesiz değilsin. Ve haşir meydanında, haşir meydanında, bizim Hikmet, ne, bir dakika hele nereye gitti, oradan geçiyordu diyecekler. Tamam. Ona gurbet, sana karşı ben esas beraber işleyeceğimiz bir yer var. Sana karşı en katı kalpleri katı getirirse, nazar-ı şefkati celbederse, arkadaşlar, şefkat gözü var, şefkat. Bu çok önemli. Nazar-ı şefkat. Hiç düşündünüz mü? Nazar-ı şefkat. Nazar nedir? Bakmak. Göz ya. Diyor ki, acaba Kur'an nasıl anlarız nazar-ı şefkati Allah'ın? Şöyle başlayabilirdi arkadaşlar Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ben öyle bir Allah'ım ki kahar ve muntakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değil. Nasıl başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet ki çıkartmış, ben buyum. Bu merkezde bak diyor, pergelini buraya koy. Kur'an'a böyle bakacaksın diyor. Bu merkezde bakacaksın diyor. Kamera gözükmüyor mu? Şimdi Kur'an'a Bismillahirrahmanirrahim vesaire, kaharil muntakim diye başlamamış. Pergelini Bismillahirrahmanirrahim oraya koy. Onunla bak. Bu nedir o? Nazar-ı şefkat. Allah böyledir. Onun için Risale-i Nur'a bakarsanız bu merkezde izah alıyor insanları kucağına. Yani itmiyor, sorgulamıyor, itmiyor. Bir zat bana demişti ki, askerde siyasi, bilmiyoruz da biz daha yeniydik, eskiler. Sağcılık da vardı o dönemde çok. Allah inkar eden etmeyen yemekhaneyi boşalttılar. Gece, ikisi de son tertipler, komutanlar da var. Allah var mı yok mu? Bir şey anlatacağım. Benim hiç haberim yok. Biz daha yeni çömez, 2 aylık falan gitmişiz ama fark etmişler bizi. Ondan sonra söyleyeyim o bizi iş yapan ülkücü kardeşlerimiz. Dedi ki, Allah razı olsun, bak. Dedi ki, Hasan Hoca dedi, seni bugün bir yere götüreceğiz. Nereye götüreceksin? Ya böyle münazara yaptık falan da demiyor ha. Ya birisi var Allah'a inanamıyor, ikna ederse Müslüman olurum diyor. Kolay dedim. Yani biliyor ki münazara öyle horoz doluşmuyla olmaz yani bu işler. Gittim baktım, Allah Allah. Masalar tepliplenmiş. Çok acayip ya. İster istemez kalmak zorunda kaldım. Ondan sonra dedi ki, ben tekim, onlar 3 kişiydiler. Hocam diyor, dedi, siz diyor Allah'a iddia ediyorsunuz dedi. Siz buyurun dedi, bize ispat edin. Biz de söyledik, 10 dakika ben, 10 dakikada siz. Ondan sonra ben konuşurken not alacaksın, sakın girmeyeceksin. Ben de sizin konuşmanıza girmeyeceğim, tamam. İnan 10 dakika sonra onlara verince, ne dedi biliyor musun onlar? Senin anlattığın Allah var diyor. Bunların anlattığı Allah yok diyor. Ben inanıyorum ki senin anlattığın İslam'da da bizim de yerimiz var. Ben kendimi onun içinde hissedebiliyorum diyor. Ve olay böyle bitti. Yani niye bunu söyledim? Bismillahirrahmanirrahim diye vaaz değil Risale-i Nur. Rahmanirrahim, nazar-ı şefkat. Sonra acaba celbederse, acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında kendini Rahmanirrahim sıfatıyla bize takdim eden. Koronada hastasın şimdi. Hastanede olan kardeşim. Var yani, dinliyor şimdi. Allah böyle bakıyor sana. Yani ben burada şey yaparsam siyah torbaya koyacaklar. Kardeşim bırak ya o sureti, bırak ya. Usta diyor ki ölümün sureti çirkin, siyah ise de 232 mi mektubattaydı?
Zahiri böylese de batınısı güzeldir diyor. Bırak o şeylerde hayalinden ya. Acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında kendini Rahman-ı Rahim sıfatıyla bize takdim eden, şimdi ben sana geleceğim hocam. Bir lema-i şefkatiyle umum yavrulara karşı umum valideleri o harika şefkatiyle terbiye ettiren. Şefkat nasıl terbiye vesilesidir hocam? Bunun hakkında ne diyeceksin? Şefkat terbiye yöntemiymiş. Bir şey diyemeyeceğim abi. Aklıma bir şey de geliyor ama bir şey diyemeyeceğim. Yok, ne geliyor? Yani şöyle bir şey geliyor. Ben hani hep güzel konuşun, iyi konuşun, yumuşak konuşun deniliyor ya. Acaba ben böyle bir yönden aklıma gelmiş. Yani şefkatle konuşmak bir çocuğunu insan terbiye eder, bu bir. Yani en azından ona mülayim bir şekilde konuşmak belki onları biraz terbiye eder şeklinde. O geldi hemen bir an önce. Evet. Baktım şimdi, mouse'la baktım şimdi İrfan burada, polisiyeyi. İrfan, biliyorum bu konuda bir şeyin vardır, hazinen olduğunu bildiğim için söylüyorum. Yani umum valideler, hayvani ve insani. Bütün annemizi düşünün, anneni. Benim annemin bir defa beni dövdüğünü hatırlamıyorum. Ama babam dövdü. Şimdi bütün annelerin şefkati. Denizdeki, havadaki ve karadaki. Hep bir lemaymış yani. Lema. Ne diyor? Öyle demiyor mu? Bir lema-i şefkat, umum yavrulara karşı umum valideleri. O harika şefkati, kendisi nasıl bir şey? İrfan, soruyorum. Terbiye-i şefkat. Yani şefkat ve terbiye ne demektir abim? Sen ne dersin? Haydi, geceler olsun abi. Allah razı olsun, sizin de. Terbiye noktası sadece bir insanın ahlaklandırmak değil, aynı zamanda olgunlaştırmaktır yani. Bir kişiye bazı manaları katmaktır. Yani böyle ahlak ve ahlaksızlık gibi değerlendirmek, rububiyet noktasında nakıs olur bu şekilde değerlendirmek. Bu da onun içindedir. Şefkat noktasında bir kişiyi terbiye etmek, o kişinin o noktadaki hastalığı var ya, yani bunu bir ahlaksızlık gibi değil de, hani şefkat noktasında diyelim ki birini elin üstünde bir yara var. Bunun üstüne bir merhem sürmek var. Bir de bu hastalığın neden kaynaklandığını bulmak var. Kan tahlilleri, ondan sonra veya tecrübeler, bunları değerlendirip bu hastalığa neden olan şey nedir? Bir mesela diyelim bir insanın da alerji var. Bu alerjiyi tedavi etmekle birlikte bir şuruptur, bir haptır, bir merhemdir. Bir de bu hastalığa neden olduğunu bilmek. İşte şefkatsel terbiye kişiyi ruhsal noktadaki hastalığını tedavi etmek noktasında terbiye ettiği için, bu noktada bir terbiye olduğu için külli ve daha mükemmel bir terbiye yol açar. Yani evet, terbiyenin en güzel şeklidir. Şefkat noktasındaki terbiye. Yani karşılıksız değil mi? Karşılıksız şefkat. Şefkat, evet abi. Şefkat ruh tek ya abi. Kainattaki ruhlu azam var ya abi. Evet. Ruhlu azam noktasındaki bir müdahale olduğu için sen, ben, öteki, belki aslında yok. Tek mükemmel manada, yani hani nasıl annenin çocuğuna olan ilişkisini şefkat noktasındaki tanımlamazının bakış açısı şudur ki, anne çocuğunu hariçten değil de hani kendisi gibi görüyor ya abi. Hı. Kendi bir uzvu gibi, kendi bir şey gibi. Şefkatsel bir terbiye de bu noktadaki bir bakış açısı kişinin dimağındaki ya da kalbindeki bir terbiyeden ziyade ruhsal noktadaki bir terbiyeye vesile olduğu için kalp ve dimağ zaten terbiye olmuş oluyor abi. Evet. Zaten beşeriyeti zaten terbiye olmuş oluyor. Yani bu da işte, o da nasıl olacak? Kişiyi kendisi gibi görmek. Hariç görmemek onu. Yani daha doğrusu karşıdaki kişiyi terbiye ederken o terbiye edeceğin şeyi senin bir kendi hasletinmiş gibi.
Çok güzel. Kendi hususiyetin gibi terbiye noktasında. Bu çok güzel. Bu şekilde daha mükemmel olur diye. Benim tefekkürüm bu şekilde abi. Hemen dur. Geceler olsun. Sağ olasın. Buyur abi. Buyur. Bak bak dinle. Bak nereye parmak. Şimdi baba ile, sen de babasın. Baba ile, baba ile ana. Baba şöyle der biz. Çocuk bendendir. O çocuk, o çocuk. İyi dinleyin bak şimdi. Şefkatle terbiye etmek Allah'ın. Şimdi babadan misal veriyorum. O çocuk bendendir, o çocuk. Anne ise baba muhabbet gözüyle bakar. Anne ise o çocuk bendendir demez. O çocuk orada olması önemli değil, kolum gibi. O benim uzvumdur. Kendisinden ayrı görmez. Anne çocuğu kendisinden ayrı görmez. Benim organımdır de. Onun için ne kusur, bu el ne kadar sakarlık yaparsa yapsın, bardağı düşürse, ne bileyim kesse bu eli, bu el bu eli bıçakla kesse. Yani hata yapıyoruz ya. Kendi kendimize ceza veriyor muyuz? Şimdi kadın çocuğu kendisinden görmez, kendisidir. O dişe vuruşudur. Bir uzvu olarak görür. Baba ise kendisinden olanı, kendisinden çıkmış o. O ve ben. Annede o ve ben yok. Şimdi Cenab-ı Hak da kullara o ve ben değil. Biz esmaların cilve, cemal, nakış sanatının donmuş haliyiz. Buzuz. La teşbih, la teşbih ve la temsil. Biz buz isek, buzu gözükmeyen ama meydana getiren su ise esmaların cilve, cemal, nakış sanatı. Yani donmuş esmayız. Bize böyle Cenab-ı Hak bakıyor. Nazar şefkat, şefkat terbiyesi anadaki bendendir, benimdir o, o değil. Kendi şeyi olarak görür, dişe vuruşu. Böyle bakar bize Cenab-ı Hak. Şefkat için şey diyor Üstadır abi. Diyor ki, abi bir cümle ilave etmek istiyorum. Evet. Evet. Buyur Ali. Şimdi ses tonlarını, bir insandan çıkan ses tonları ve titreşimler adeta canlıdır. Karşı taraftan müthiş etki yapar. Ben şimdi hakikaten çirkin bir söz söylesem herkes etkilenir. Güzel söz söylesem etkilenir. Şimdi ağzınızdan çıkan bir kelimeye, bir cümleye, sese, ses tonuna yüklemler yapıyorsunuz. Şimdi şefkat yükleyerek karşı tarafa söylediğim bir söz o kadar tesirlidir ki, şefkatin içerisinde ne var? Karşılık beklememe var, merhamet var. Birçok böyle yüklemlerle söylediğin şey karşıda etki yapıyor. Doğru. Üstad muhakimatta da işliyor bunu. Çok güzel, Allah razı olsun. Mehmet İzli söyle ki. Diyor ki abi, rahmet-i ilahiyen en latif, en güzel, en hoş, en şirin cimrilerinden olan şefkat, bak neymiş, bir iksir-i nuranidir. İksir-i nuraniymiş. Ya böyle biraz sözlü de ürkek adam gibi söz konuş. Hoş abi, şirin ve en güzelmiş. Evet, şimdi fazla durmayayım, geçeyim. Şefkat, şefkatle terbiye etmesi biz ve o değil. Biz esmaların donmuş haliyiz. Tamam. Mesela duman ve nur, celal ve cemal, odun, kemal. Biz bu alem-i şehadette buyuz. Bu dünya nedir? Ahiretin donmuş hali. Bu dünya buzdur, ahiret sudur. Ahiret nerede? Dünya buzun neresinde su varsa, su buzun neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Su buzun neresindeyse, yukarıya çıkıyorum, su buzun neresindeyse ruh bedenin orasındadır. Rabbim de esmaları ruhumda da öyledir. Dolayısıyla böyle bakıyor, böyle bakınca her şey değişiyor zaten. Benim anamın şefkatini Allah mı verdi? Allah verdi. Ben anama o şefkati veren Rabbi Zülcelal'ime
ne kadar hamd ve şükretsem azdır. Çünkü anamın şefkatinin kaynağı o ise Allah'tan daha tatlı şey ne olabilir? Ondan daha güven, emniyetli ne olabilir? Hikmetine itimat, kudretine istinadı getirir. Anamın şefkatini veren o Rabbime, anamın cilvesi, bu şefkatin sahibine hitap ediyorum. Ya Rab, annemizde var olan şefkatin kaynağı sende Allah'ım. O şefkatin hürmetine Müslümanları affeyle, nur talebelerini affeyle, bizi de affeyle, sevdiklerimizi affeyle. Ya Rahman Rahim'in, anamın cilve olarak gözüken şefkatin kaynağı. Bu şefkati lema, tereşuhatını görüyoruz. Bu tereşu olan şefkatin sahibine söylüyor. O cilvenin sahibi olan Rabbi Zülcelal bizi affeyle ya Rabbel Alemin. Ya. Hasan abi, bu sizin dediğiniz şeye göre tersten bakarsak o zaman anadan gelen şey de ananın kendisidir. Anadan bana gelen ondan yansıyan bir şey değil, o ana. Şefkat ruha bakar, muhabbet kalbe bakar. Arkadaşlar, tamam. Şimdi şuunat-ı zatiyenin merkezinde ne var hatırlar mısınız? Şuunat-ı zatiye. En merkezde cücüğünden çıkalım. Şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzeh. Çık dışarıya. Sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddese. Bizde ne olur? Mukaddesesiz. Şefkat, muhabbet, sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar. İşte o şefkat ruhsaldır. Muhabbet kalbidir. Devam edelim. Böyle bir, ben niçin şey yapmak istedim, biraz durdum. Anne çocuğunu kendisindendir, o bendendir demez. O benim. Benim organımdır, uzvumdur. Onun için ne yaparsa yapsın affeder. Mesela ne yaparsa yapsın, evi terk etmiş, cehennem olup gitmiş. 5 sene sonra, 7 sene sonra kapı çalsa, kim o? Ama yapmadığı rezalet kalmamış. Dese ki, kim o? Baba. Dese, mesela ben, artık illallah ya, bu alsa da canını Allah bizi kurtarsa dediğim bir evladım. Fakat 7 sene sonra kapı çalsa, ne güzel kurtulmuştuk. Saat 1'de kapı çalsa, baba ne der? Kim o? Baba be falan. Git lan cehennem oğlun dibine. Hala yaşıyor musun? Anne yatağından kalkıp ne yapar? Kapıyı açar, bağrına basar. Oğlum der. Der mi? Bizim böyle bir Rabbimiz var. Bu anamızın sahibi Rabbimiz işte. Öyle bir şey. Onun rahmetine ne korkuyoruz? Her barda, buraları geçtik. Madem o var, sana bakar, sana her şey var. Asıl gurbet, yani dünya ve ahiret. Vatan aslı neresi? Kütük? Cennet değil mi? Yani mesela sen nereliydin? İsparta. Aslı İsparta mı? Doğum yerim neresi senin? Urfa. Urfa'da doğdun. Nüfus kağıdını Urfa mı yazıyor? İsparta'ya. Ama sen orada doğdun. Nerelerde görev yaptın? Şimdi ne diyorsun? İsparta. Belki İsparta'da bu kadar kalmadı. Şimdi mesela ben Rizeliyim ama en fazla 11 sene kalmış. 11, 12, 12 o zor. 50 küsur 60 olacağız. Artık. Ama kütük orası. Şimdi bizim kütük neresi aslında? Cennet. Babamız oralı. Annemiz de oralı. Cennetten gelmişiz. İşte ne diyor? Sana her şey, asıl gurbet. Ha, demek ki şu memleket değil. Şu dünyaydı, orası. Ha, asıl gurbeti ne yapıyor bak? Asıl kimsesizlik kalan odur ki. Kimmiş? Gurbet. Kimsesizlik şuymuş. Hastalık. İman ve teslimiyetle ona intisap etmesin. Etmeyen veya biz ettik. Müslümanlar olarak
iman ettik, teslim olduk, intisap ettik ama pek emniyeti almıyoruz. Yani iman olsa da olur, olmasa da olmaz gibi. Niye? O kadar ciddi almıyoruz ki. Bak ne diyor? Veya intisabına emniyet vermesin. Harun Papuççu burada mıdır? Harun burada mısın? İntisabı soracağım sana. Baba böyle çok çekingendir. Ben bir bakayım. Harun burada mı? Harun herhalde yok. Şimdi bu intisapla çok ilgisini çeken bir zattır da. İntisap nesepten geliyor. Bizim nesebimiz orada. Demek ki asıl hastalık, asıl kimsesiz, asıl gurbette olan kimmiş? İman ile, teslim ile intisabı olmayan veya olup da emniyet fazla emniyet vermeyen budur. Yani imanımızdan daha değerli neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Bir şey diyecek, ekleyecek olan var mıdır arkadaşlar? Yoksa kapatıyorum. Cenab-ı Hak bu şefkatin burada öne çıkan şefkat, şefkatin sahibi olan Zat-ı Zülcelal bizi, sevdiklerimizi, nur talebelerini, ehl-i imanı affetsin, merhamet eylesin. Bize şanına yakışır gibi muamele eylesin. Bizi bırakmasın. Bizi kendimize bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. Risale-i Nur'un şahsı manevisini hem sekeratta, hem berzahta, hem aşirde, hem sıratta, hem de cennette eniz ve yoldaş eylesin. İştirak-ı amal-i uhreviyeden sırrımızı azim eylesin. Kur'an'ı bize arkadaş eylesin, dost eylesin, habib eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eylesin. Ya Rabbel Alemin, bunu bize söylettiren Esma'nın hatırına duamızı kabul eyle. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Bilmiyorum abi, ben de soruyorum. Ben de öğrenmek istiyorum. Peki sen İstanbul'dasın, Tokatlısın Abdullah. Kütük orası değil mi? Evet abi, öyle biliyoruz orası. Evet. Şimdi cennette de bulunmuş ama nesebi de orası değil. Yani nesebi de orası değil. Orada bulunmuş. Nesep. Biz bedenimiz esmaların cilve, cemal, nakış sanatıdır. Bedenimiz. Gir içeriye. Duygularımız subutu sıfattandır. Sem, basar, kelam, irade, kudret, hayat, kelam. Duygu nesebimiz de o. Sonra Cenab-ı Hak herkesi farklı yarattı. Muhalefetun lil havadis. Biz mülk olarak, mevcut olarak gözüküyoruz ama Rabbimize karşı bir duruşumuz var. Vücut. Biz faniyiz ama beka istiyoruz. Beka. Zatı sıfatları sayıyorum. Bu kainat insanın anlam kazanıyor. Kıyame bi nefs. Tamam. Cennette bil fiil. Bu dünyada tahayyül ve tasavvur olarak istediğimizi yapıyoruz, istediğimizi yapmıyoruz. Hayal ve tasavvur. Buna nedir? Tekvin. Yaratıyoruz. Evet, o tabiri kullanıyorum. Hayalen ve tasavvuren yapıp yıkıyoruz. Cennette bil fiil olacak. Tekvin. Bu tarafımızda da nesebimiz zat-ı sıfattır. Bizde şefkat var, muhabbet var, sevk, surur, memnuniyet, iftihar, lezzet. Allah'ta da mukaddesesi var. Şefkat-ı mukaddesesi var. Bu ruhumuz şuunat-ı zatiye nesebi o. İman nedir? İmanın nesebi nedir? Mahiyet-i zatiyedir. İçerisini bilmiyoruz. İçerisini bilmiyoruz. Bildiğimiz o ki bilmediğimizdir. İmanın da nesebi. Görüyor musun? Nesep.
Ne diyor? Niçin imanı kullandı burada? İman ve teslimiyetle. Bak. İman ve teslimiyetle ona intisap etmesin veya intisabına emniyet vermesin. Niçin Risale-i Nur iman hizmetine esas almış? Tarikat zamanı değil, imanı kurtarma zamanıdır. Demiş değil mi? Zatın bir tanesi çıkmış fi tarihinde eskide. Şimdi Allah razı olsun geri dönüş yaptı. Ya diyor böyle olur mu ya diyor tarihten beri gelen tarikatta tarikat zamanı imanı kurtarma zamanı değil diyor bu falan. Şöyledir yanlıştır falan dedi. Sonra tabii kendisine de dayanınca Bediüzzaman Hazretleri çok haklıymış diyor. Bu tarikatın tepesindeki adam. Hakikaten imanı kurtarma zamanıymış diyor. Hakikaten niye? Baktın ki evinde televizyon olanın tarikat zamanıdır bir şartla. YouTube'a girmiyorsan, evinde televizyon yoksa tamam tarikat yap. Sen hak ettin onu. Bidatlarla, günahlarla tarikat olmaz. Evinde televizyon yoksa, cep telefonu, YouTube'lara da girmiyorsan yap kardeşim. Bravo, maşallah, Allah razı olsun. Bize de dua et. Şimdi... Hasan abi. Buyur Mehmet abi. Şey, pergeli şuraya koysan, iman Sani Zülcelal'e nispet eder. Harika. Aynen öyle geçiyor. Evet. 23. söz. İşte o zat biraz tehlikeli adamdır. Bu soruyu soran adam öyle cahil adam değil. İşi biliyor. Onun için böyle soruyor da. Şimdi imanın nesebine kadar taşıdı bizi Allah'ım. Allah razı olsun. Bakın bedenin nesebi. Öyle şey gibi gitmeyelim. Beden nedir? Buz ise esmalar sudur. Orada olay bitmiyor. Buz. Aynı yerdeyim bakın. Buz. Bu buz kabul et. Hiçbir yere gitmiyorum. Sarıyorum bakın. Buzdur. Sudur. Doğru mu yanlış mı? Doğru. H2O'dur. Doğru mu doğru? Evet. Enerjidir. Doğru. E eşittir MC kare. Esirdir. Bir yere gitmiyorum ya. Bir, burası kaynak demiyorum. Aynı yerde bu. O da aynı yerde. Esir. Aynı yerde maddi hayat. Aynı yer, aynı hayat. Aynı hayat. Aynı hayat, cennet. Cennetteki inne darul ahirete leyyel heyvan. Aynı hayat. Cennet nedir? Aynı hayattır. İşte hayatın bütün meratipleri burada var. Yani aynı hayat, çık dışarıya. Maddi hayat, çık dışarıya. Esir, çık dışarıya. Enerji, çık dışarıya. Su, çık dışarıya. Buz. Bu işte. Ahiret nerede? Burada. Cilvesi burada. Yani görüyor musunuz yani? Şimdi bedenin nesebi esmalar. Sonra duyguların nesebi zatı, subuti sıfatlar. Herkesin farklı olması kıdem, beka, vahdaniyet anlattım ya biraz. Muhalefetun ila vadis. Hakikaten insan her şey muhalefet etmiş. Farklı yani. Ben çakala benzemiyorum, dallara benzemiyorum, güneşe benzemiyorum. Ama her şey benimle anlamlanmış, benimle ayakta duruyor. Kayyumu insan. Kıyami bir nefs. Benimle ayakta duruyor. Ha? Bu ne ile gösteriyor bu? Bu tarafımızın nesebi neresi? Zat-ı sıfat. Sonra ruhta ne var? Şefkat-ı mukaddese. Şuunat-ı zatiyede ne var? Şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbet malum. Peki bizde ruhtaki sistemin nesebi şuunat-ı zatiye. İmanımız var elhamdülillah. Nesebi neresi? Mahiyet-i zatiye. Ne demek o? Mahiyet-i zatiyenin. Bakın iman esma değil, sıfat değil, şuunat değil. Ne diyor? İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. İşaret edeceğiz 42. Ha, nedir o? İçerisi imanın içerisi Allah'tır. Ne var içinde? İçinde bildiğimiz şu var. Bilmiyoruz.
Bilmiyoruz ama Allah. İman. Buradadır, işlevi burada. İş yapıyor burada. Ama buralı değil. Duygular da öyle. Hisler öyle değil mi mesela? Hisler alemi şehadette çalışıyor. Alemi şehadete mi benziyor? Merhametini kilosu var mı İbrahim? Tipi var mı? Hacmi kütlesi var mı? Şefkat, muhabbet, adavet, nefret. Nefret cehennemin sıfatıdır. Burada kullanıyoruz. Ama alemi şehadet cinsinden değil ki. Bu atomun dışında neyimiz varsa hiçbirisi buralı değil. Ama burada kullanıyoruz. Mesela nefret var mı tipi? Şefkat var mı tipi muhabbetin şekli şemalı var mı? Kilosu var mı? Yok. Bak bunların nesepleri orada. Yani günahların nesebi Adem. Değil mi? Mesela günahın nesebi cehennem. Küfrün ise küfür ise ondan sonra şirk ise itikada inkarcılığın nesebi cehennem değil. Adem. Cehennemin de cehennemi Adem'dir. Günah ayrıdır. Günah cehennemedir. Şirk ve küfür cehennem değil. Onun cehennemin cehennemi Adem'dir. Orada olacak. Onun nesebi orası. Ya arkadaşlar biz buradayız ama burada burayı kullanmıyoruz. Yalnız işte bu kahveden, çaydan, ekmekten gelen bedende ya tasarruf etmeye çalışıyoruz. Yani mutlak ve muhit olan ruhu muayyenleştirdik de icraat yapıyoruz. Bu beden patlasa ruh aynı ses atmosferin uyduyla şey yaptığı gibi mutlak her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Şekli şemali yoktur. Muayyen yapamazsın. Burayı sıkıştıramazsın. Şekil veremezsiniz. 538 sözler. Mutlak ve muhit olan bir şeye bir nihayet verip de süre tayin edemezsiniz der. Tamam. Ha ya arkadaş hiç mi bakmıyorsunuz elinize, ayağınıza? Mutlak. Ya bu neresi benim ya? Niye? Hiç böyle bir tuhaf his gelmiyor mu? Böyle ayaklarınıza böyle bazen bakmıyor musun? Allah Allah. Benden çıkmış falan. Çocuk ya çocuk kendi gazından korkan şekilde büyümedik mi? Kendi ayağını falan parmağını sokan çocuk bir anda doğsa bu organlara şaşırıyor çocuk. Parmağına başlıyor, gazına korkuyor, etrafına bakıyor, bunu çekiyor. Yani çocuk ufaktan vücuda alış yabancı. Bakın gözlemleyin. Bir ruh var içinde, cesedine yabancı. Yabancı ya. Erdinç bana seyrettirmişti. 7 saniyeleri toplamışlar, 7 dakika olmuş. Çocuğun hareketlerinde kendisini nasıl tanıyor? Şey yapıyor, ağırlık kaldırıyor, deniyor, itiyor, aha şaşırıyor, yürüyor. Yani belli bu adam yabancı buna. Alışa yabancıya büyüdük olan yabancıya ben demeye başlamadık mı ya? Bedene ben dedik. Şu başımıza saldığımıza bak. Ulan ne kadar yabancıydık, alışmamıştık, biz değildik. Sonra bedene alışa bizi alıştıra buna biz dedik. Başımıza belayı aldık. Şimdi Risale-i Nur'da okuyarak aslımıza Adem Safiullah'a yani biz değilmişiz diye onu öğrenmeye çalışıyoruz. Evet buradayız. Buralı değiliz. Abim şöyle de olabilir mi? Nesebin hakikati nispetinde intisap hayatlanıp hakikatini buluyor. Evet. Zaten diyor ki hayatın hayatı nedir? Ne abi söyle? İman. Korkmadım. Bak hayatın hayatı olur mu? Hayatın hayatı iman. Doğru. Abi biraz önce şey yaptık da bu sıla-i rahimin o büyük günahlara girmesi ciheti aslında hakikati kopması. Kat-i sıla-i rahim. Hani akraba şeyi oluyor da aslında sıla-i rahim bu manadır değil mi abi? Sıla demek sedat bağ demek. Bismillahirrahmanirrahim. Pergelini rahime koy. Rahimin onayladığı bağ. Sıla. Sıla bağ demek. Rahimin onayladığı bağ. Nedir o? Rahimin Allah.
sonra peygamber, hukukullah, hukuku Resulullah, hukuk asfiya, asın imamı, sonra hukuku mütedeyn valideyn, sonra akraba. İşte onun için ekberü kebareye girmiş silah-i rahimi, kat-i silah-i rahim. Kat-i silah-i rahim akraba değil kardeşim. Akraba suretidir. Bak sureti akrabadır. En ucu öteki taraf Allah'tır. Hakikati nedir? Niye ahdı anlaşmanızı koparttınız diyor. Niye verdiğiniz sözden vazgeçiyorsunuz? Söz vermediniz mi elestu bir rabbikum? Hakikatiniz de odur. Sılanı kesme. Mahiyeti, silah-i rahimin mahiyeti Allah'tır. Mahiyeti zatidir. İn aşağıya. Hakikati elestu bir rabbikumdur. Kanuniyeti insandaki dima, vicdan, kalp, ruh bütünlüğüdür. Kopma. Koparma bunları. Çık dışarıya. Sureti nedir? Akraba, anne babayla niye alakanı kesiyorsun kardeşim? Akrabana niye yardım etmiyorsun? Hutbede okumuyor muyuz? İnna Allah ya'muru bil adli ve lisani ve itaizin kurbay ve yenha ve yenhanil fahşay vel mülkeri vel ba' yazikum lalekum tezekkerun. Allah ne emrediyor orada? Yani akrabaya iyilik yapmayı değil mi? O diyoruz ya akrabaya. Yani ilk başta akrabaya veriliyor. Evet akraba. Akraba garip olanlar. Sana garip. Akrabiyet değil kurbiyet. Ha, tamam mı? Akraba, garip. Şimdi onlara yakın şey yapacaksın. Davan tabii bir öne geçiyor. He, kopma. Aramasınlar, sen ara. Esasatı kaybetme. Bana böyle dedi, şöyle yaptı değil. Orucu namazı varsa, küs dayı olsan mutlaka bu Ramazan'da arayacaksın. Orucu namazı var mı? Yoksa. Yoksa olmasına gayret et. Artık olmuyor. Yani koparma da gene elinden geldiği kadar tutmaya çalış ama o seviyede tut. Peki. Rabbime emanet olun. İnşallah yarın görüşeceğiz. Abdullah güya bu ders 20 dakikalığına başlatmıştık değil mi? Ramazan'ın başında. Oldu 1 saat 20 dakika. Abi biz böyle. Ne dedin? 1 saati unutmuşum 20 dakikasını söylemişiz diyorum. Peki ne yapalım? Şimdi bu şefkatle terbiyeyi ezmek istemedim. Ya başka bir kitap değil mi bu? Ya. Senin kitap. Çok çok garip ya. Biliyor musunuz? Tekerlekli arabam var ya bu şu. Bilgisayar şu anda tekerlekli arabadır bak ha bu. Bunu benim şu anda oturduğum çekyat var ya yatağımdır ha. Şu anda gördünüz mü? Burada yatıyorum. Bu çekyatımı masamı kafamın yanına koyuyorum. İnanın bana şu sözlerimi koyarım. Üstüne de Kur'an'ı koyarım. Belki gece bir şey olursa bak. Şöyle bu tekerlekli araba ya. Kur'an'a ve Risale'ye ve elimi koyayım. Burada durur. Böyle tekerlek. Risalem durur masamda. Ondan sonra nereye çalıştım? Defterim açık olur. Kalemim orada durur. En son çalıştım. Kur'an'ım ve sözlerim veya şualarım masamda durur. Ta ki Azrail Aleyhisselam geldiği zaman, işte melekler geldiği zaman, bak adam bununla meşgul oluyordu. Şimdi ona göre Risale-i Nur bizim... Yani şeyimin yanına koyuyorum. O kadar yakın. İnsan eşiyle yeter. Bizim eşimiz, aşımız, işimiz hep bu. Yer istersen. Evet. Ne dedin Abdullah? Kulay rahim kesmiyorsun ya. Ya ne yapalım ya? Başka tutunacağım bir şeyim kalmadı. Yani hep o. Evet. Rabbime emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam.